Özünüzü təqdim edin. Türk vatandaşı Yavuz Yağcı. 2014'ten beri burada haksızlığa uğramışım. Eski Sıhhiyyə Naziri Əli İnsanovun qohumları tarafından, Hənifə Aslanova tarafından döyülmüşüm. Validə Süleymanova, Həmid kızı, bilmiyorum neyse, Mehman İnsanov getirdi benim 38.500 dolara karşı, beni Qaraçuxurdakı eve oturtturdu. Dedi ki, parana bir şey olsa buradan çıkmazsın. Kimdi o adam, o kadar pul ona niye verdi? Əli İnsanovun qohumu, beni biznes kurmak için buraya getirdi, Asaf Cəbrayılovla beraber dolandırıldı. Ve de Rəhim Əliyev tarafından, Suruhanı Prokurorluğu tarafından 178'in 3-2'ye cinayet işi kalktı. 2 yıl Suruhanı'da işim gitti. 2 yılda Ləngidə gitti. Tamam mı? Ondan sonra da baş polis idarəsini aldık. Baş polis idarəsində de son, yani mahkemeye vermek istemediler. Halbuki her şey ortada. Sahtekarlık, dələduzluq, her şey ortada ama bak, bazı polis tarafından da dövülmüşüm, elimde de şey var. Diyor Ramil Subov, senin uşağındır. Mesela hakkını arayamıyorsun. Harda olub, necə olub? Bu Qaraçuxurda başıma gelmeyen kalmadı. Yani çok böyle sosyal medyada ben de çıkış yapıyorum ama netice itibariyle ne diyeceğim? Şimdi tutmuşlar benim adımdan sahte bir senet veripler. Bak, bütün senetlerim burada. O senetleri göstermek istiyorum. Eğer yani mümkünse hazırlamışım. Bir saniye. Burada bir ananın iki oğlu diyorlar. O da oğlu, bu da oğlu ama bu nasıl anadır? Ben bilmiyorum. Bu nasıl adaletti? Hakimler sahte senede kol çekir. Ahmet Quliyev. Bakın, bu Türkiye'den getirdiğim iyi çekin. Apostilli prokurorun yazısı. Bu da sahte senet. Sahte necə, ne senet? Bu da sahte senet. Benim adımdan veripler. Kim verib? Kim verecek? Şey, Əli İnsanovun qohumları. Verib Əhməd Quliyev, Ağır Cinayetler Mahkemesi hakimi yüngül iş alsın diye 38.500 dolar olan şeyi 32.000 gösterdiler. İşi ayırmışlar. Tamam mı? İkisi de 178'in 3-2 ile gitmesi lazımdı. Bak, bu da Müsal Məhərrəmovun, iyi çekin. 38.500 doları bak, görüyor musunuz? Grup Bavoy. 21 Dekabr 2016'da. Bu da evine, maşınına, torbağına koyduğum hapis. Tamam mı? Emil Usubov tarafından. Görüyorsunuz. Şikayet etmediğim bak burada. Baş prokurorluğa. Bak, baş prokurorluğa defalarla yazmışam. Hakim, Ağır Cinayetler Mahkemesi hakimi koruyorlar. Ben burada Türk vatandaşım. 2014'ten beri eziyet çekiyorum. Benim anamın ciğeri yandı. Benim de ciğerim yanıyor. Adalet senin çoluğuna, çocuğuna da lazım. Yarın öbür gün senin de evladın yaşayacak bu dünyada. Ne bırakacağız biz bu dünyada? Bizim amacımız hak, adalet yerini bulsun. Benim maksadım sadece burada paramı almak değil, hakkın, adaletin yerini bulması için gayret gösteriyorum. Buyurun. Prokurorluğa yazdığım erzeye bakın. Bunu mahkemeye gönderiyorlar. Yani niye araştırmıyorlar sahte senedi? Siz söyleyin. Bak, bunu niye araştırmıyor? Bak, tekrar yazmışım. Ondan sonra buyurun. İyi bakın. Kime yazmışım? Prezidente kadar yazmışım. İyi bakın. Yani ben Kanal 13'e, Azatlık gazetesine, ne bileyim televizyonda Elgiz Bahseliyev, Hoşkadem, ondan sonra Doğuş'un kendisine, buyurun, prokurorluğa tekrar yazmışım. Bakın. Ondan sonra tekrar şuraya bakın. Bakın. Bak, kimlere yazmışım. Korrupsiya, bilmem banditizm, ne bileyim terörizm. İşte bak, vekil de tutmuşum. Ah, orderim de burada. Sakın demeyin. Mahkemeden korkuyorlar. Anlatabildim mi? Beni burada vekilsiz koymuşlar. Düşün, 8 yıl ne demek ya? Bir insanın ömrü. Ben bu dünyaya geldim. Bak, bu polisler niye var? Adaleti savunması için var, değil mi? Ben bugün desem ki şu falan kes buldu veyahut da bir terör eylemi yapsam ne olur? Ben hemen tutarlar. Benim işime niye bakmıyorlar? Ben burada aç susuz kalmışım. İşsiz kalmışım. Benim kaldığım yerde notbook'umu uğramışlar. Bak, notbook'umu. Hənifə Aslanova tarafından söğüşler var. İsterseniz dinletebilirim onu. Polis tarafından dövülmüşüm diyor. Ramil Subov senin babanın uşağıdır mı? O harda olur. Necə olur? Burada Dahil İşler Nazirliğinin qabağındadır.
İsterseniz ses kaydı da var. Gəlin bax göstərəlim. Bir sürü ses. Niyə döyüb sizi? Nə deyirdilər? Şeydir. Diyor ki, Ramil Suvol sənin uşağındır mı deyir. Haqqını tələb eləmə. Oradan gəlirsən buraya deyir. Sən deyir mən bilirəm kimin adamısan deyir. Fətullahın adamısan. Polis diyor bunu ya. Sənin yetkin var mı mənim özgürlüyümü kısıtlamana? İnsan her yerde insandır. Affedersin şerefsiz her yerde şerefsizdir. Siz niye şerefsizlerle uğraşmıyorsunuz? Azerbaycan'ın adını batırıyorsunuz. He? Bunu İlham Əliyev duymuyor mu? Defalarca sosyal medyada, TikTok'ta çekiliş yapmışım. Bir tanesi sesimi duymuyor. Ben nasıl sesimi duyuyorum? İntihar girişiminde de bulunmuşum. YouTube'da da çıkışlarım var. Yani bu kadar da olmaz. Əhməd Quliyevi kim koruyor? Neden bu sahte senedi Rızvan Səfərova getirip vermişim? Türkiye Respublikasından getirdiğim senet bu. Göstereyim size. Bunu iyi çekin. Bakın. Türkiye Respublikasından getirdiğim apostilli kağıt. Doğru mu? Bak bu kağıdı Hakim Əhməd Quliyev. Yani bak böyle apostili olması lazım. Sahte senede gol çekerek, bu da sizin dilinizde tercümesidir, araştırmıyor. Ben kaç keredir gidip geliyorum buraya, aham polis arkadaş da beni tanıyor. Yazık günah, ben işimden, gücümden, ailemden kalmışım. Ben bunların yüzünden annemi kaybettim ya. Yani ben burada adaletin sağlanmasını istiyorum, anlatabildim mi? Burada ben kimsenin hakkına girmiyorum. Yavuz Bey, o saxta sənəddə qeyd edilib ki, siz bütün maddi ziyandan vaz keçirsiniz. Cüva, mənə öyle bir sənəd vermişler. O saxta sənəddə bak burada. O saxta sənədi bir daha göstereyim size. Görün. Görün. Yani burada, eğer bu düzgün sənəd olsaydı, düzgün. Bak bizim prokurorluk görüyorsun. Baş prokurorluğun yazısı var. Apostil. Bunun da apostil olması lazımydı. Yani burada ne var? Şimdi Hakim Əhməd Quliyeva var. Şimdi bir de tarihine bakın. Eğer bu İstanbul'dan gönderildiyse, bana da stop koyulmuştu. Bak, tarihine bakın lütfen. Aynı tarihte gelmiş, aynı tarihte kabul etmiş Əhməd Quliyev. Ve de burada Samir Zeynalov var. O hakimin kömekçisi. Yazışmaları da var. Abi diyor, gece seyre kimi koymamışsan beni yatmaya. İstersen ses kaydını dinledim. Burada kötü bir şey yoktu. Onu hemen dinletebilirim. Durun, size onu dinleteyim. Ha, size daha cüzi meblağ teklif edildi o ses yazısında. Diyor ki, bak şimdi hemen dinletiyorum sesini iyi alın. Bakın, ben bu zamana kadar ne yapacağım bilmiyorum. Kime sığınayım? Buyurun. Tutun bir dakika bunu. Az tut. Kulakçıdadır. Bir dakika, bir dakika. Bluetooth kapatayım mı? Kim dost? Hakimi gömeksizdi. Bak. Sen de kim koymam sana yatmağı. Abi, yani de deyirəm. O göydeki Allah'ın dostum. Yani. Yani ne teklif edilir kısaca? Diyor ki adamlarla konuşuyorum burada. Değeri 10.000 dolar, 38.500 dolara karşılık. Değer ki 10.000 dolar söyleyeyim, gelsin nereden bulursa bulsun, getirsin versin. Yahut da ben geleyim diyor şeye, Gürcistan'a. Ben bu adamın evine, maşına, torpağına hapis koydurmuşum Hatay Mahkemesi tarafından, doğru mu? Niye satmamışlar? Bu bir. İkincisi 2017'nin May ayına kadar ben o evdeydim. Tamam mı? Oradan beni kanunsuz çıkarttılar. Ondan sonra bana stop koyulduktan sonra bana benim oradaki eşyalarımın üstüne yattılar. Anlatabildim mi? Burada şimdi diyeceğim ne var biliyor musunuz? Vatandaş kabula yakınlaşırsa kabul otalım. Valla bak burada buyurun ne kadar burada Kemran Eriye'de yazmış. Şimdi burada burada ne istiyorum? Hak adalet yerini bulsun. Kabula gelmişse kabul otalım. Kabul'e beni şey yapmıyorlar ki, ben burada Ermeni olsaydım veya Amerika insanı olsaydım ya Qarabağ alındı, benim işim alınmadı, böyle bir rezillik var mı? Hani biz kardeşlik kardeşim, kardeşliğimizi gösterin. Benim kaç defa bak, erzeler var, bak burada. Neçe defa ben burada
Yazık günah ya, bir insanın hayatı söz konusu ya. Gelin bakalım, gel kabul edelim. Ben ne yapayım, ne edeyim bak bu kadar, yani Resulullah bir Türk vatandaşının haline çözümü bulabilmiyor. Bak, ben yanlış anlamayın, burada ben açıkça ne söylüyorum. Şimdi ben hakkımı arıyorum, doğru değil mi? Ya sen, senin de burada şey, neslin kökün devam edecek, doğru mu? İstemez misin doğru bir şey, karar olsun? Zengin çok zengin oluyor, fakir, daha da fakir oluyor. Sence düzgün mü? Bugün ben hakkımı aramayayım, o hakkını aramasın. Benim ne bileyim bazı insanlara, ben gözümle görmüşüm. Vallahi. Kabul gelmişse kabul otağı açıktır. Zakir Karaloğlu'nda Dublin'de olmuştum. Rami Usmoğlu'nda Dublin'de olmuştum. Bir de ben haksız yere deport edildim. Polis tarafından dövüldüm. İmdattı birisinin adı. Baş polis idaresinin polisinden imdattı. Değil, dövmeye göre, vurmaya göre değil. Polise bir şey yapmadılar. Senin beni dövmeye ihtiyarın var mı? Bütün subutlarım var. Ben ne istiyorum? İlham Əliyev'den, Cenab-ı İlham Əliyev'den, Türk Erdoğan'a da ben yazmışım. Prezident Erdoğan'a da yazmışım. Ama sus pus olmuş kardeşim. Bu yani inan Haçlı'yla Müslüman'ın savaşı değil. İyilikle kötülüğün savaşıdır. Kötülük almış başını gidiyor. Haksızlık karşısında da susan dilsiz şeytandır diyor Kur'an'da. Ama bizim hepimiz kardeş, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorsun, olmaz. Bugün beni o yılan vuracak, yarın seni vuracak. Hepimiz birlikte olmamız lazım. Hepimiz yani bu dünyaya düzgün bir şey. Hepimiz gideceğiz, burada kalıcı değiliz ki. Sen bu topluma, senin de evlatların olacak. Herkesin evlatları var. Diyecek ki ne bıraktın? Ha, kötülükten başka ne bıraktın ki bana? Bizim mirasımız nedir? İyilik, hak. Avrupa'da insan gibi yaşıyorlar, insan gibi derdini söylüyorlar. Bizimkilerde de insan eti yiyorlar ya. Vallahi. Ben nasıl sesimi duyuruyorum daha bilmiyorum. 8 senedir bak bu sahte senedi yanlış anlama. Şimdi mahkeme ne diyor biliyor musunuz? Bunu da söyleyeyim. En son ki Ali Mahkeme, Tahir Kazımoğlu. Diyor ki mülki kaydada şikayet edin. Benim işimi lengittiler. 8 yıl geçmiş. Diğer ki mülki kaydada ver. Sen benim cinayet işimi aktarmadın. Araştırmadın. Kimdi? Kim getirdi? Bu Altun İnsanov kimdi? Beni niye tehkir ediyor? Niye kapımın ağzına bıçak koyuyor? Bir sürü subutlarım da var. Delillerim de var ama kömeği eden yoktu. Ben burada şikayet etmediğim kurum kalmadı. Vallahi de billahi de Türkiye'ye de, ama bu o kadar çaresiz kaldım ki. Anlatabildim. Düşünün ya. Televizyona çıkıyorum Zahar Bahseliyev. Yani televizyon önünde ay ben sizin babanızım, abinizim ama televizyon arkasında adamı yiyorlar. Hoş kadem desen yine aynı. Allah bunlara mehlet eylesin. Bunlar, ben orada amacım bir tane vekil istemek ya. Burada vekil tutabilmiyorum. Niye? He, hakimden korkuyor. Hakimden korkuyor. Bu kadar basit. Bunu İlham Əliyev bu arada Neftçiler Parkı'nda açılış oldu. İnan bizi koyun gibi, hayvan gibi polisler bastı küçüğe. Anlatabildim mi? İti demeye basan gibi bizi bastılar oraya. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben buradan sesimi, devlet bu kapıyı açar, kapatırsa biz insan olarak, halk olarak kime sesimizi duyuralım? Siz söyleyin. Ha? Yukarıda Allah'tan sonra polisler, devletimiz geliyor. Doğru değil mi? Ben de canı güvenliğiyle polisin yanına gidip derdimi anlatmalıyım. O da çözüm bulmalıdır. Daha burada ben çalışmışım. Mesela Terlen Əliyev, Nevruzoğlu, Höfsan'da işini yapmışım. 2700 manat. Hem de kompresörümü vermemiş. Şahin Müellim, polis Lüsoskov'u tutmuş. Cinayet işi aşmıyor. Bir sürü kanunsuzluklar var. Bir tane Allah adamı, prokurorluk, bir tane ne bileyim gazeteci, düzgün, tarafsız bir gazeteci getirin benim yaşadıklarıma, bir gol çeksin, bir görsün ben neler çekiyorum. He? Ben de bir ananın oğlu değil mi? Benim annemin niye ciğerlerini yaktı? Oğlum dedi, gelebilmiyor musun? Ha? Ben ölüm kalımdı, belki öldüm. Dedim anne gelebilmiyorum. Gelsem pandemiye göre bir de bırakmazlar. Çünkü bana, ben zarar çekenim. İki kere inzibatı hata yapmışım. İki kere. Normalde üç kere olması lazım. O da inzibatı hata ne? Giriş çıkışı zamanında aşırmışım da, yani gününde çıkmamışım, budur. Cermesini ödemişim. Ben zarar çekerim bir de. Sen bana niye stok koyuyorsun? Migrasiye söylüyorum. Ha, el birliği içerisindediler hepsi. Anlatabildim mi? Şimdi benim bu işime el atarsalar, yemin ediyorum ne kadar hakim görevinden alınacak, ne kadar polis
görevinden alınacak. Hepsini tek tek yani anlatacağım. Yani her şey ortada, kaydasında ses yazmaları var. Anlatabildim mi? Ama geldiğimiz noktaya bak. 8 yıl benim burada maddi manevi sıkıntı içine soktular. Anlatabildim mi? Maddi manevi sıkıntı içerisindeyim ya. Burası kardeş ülke ise kardeşliğini yapsın. Daha haksızların Ahmet Kuliyev'i niye koruyorlar? Bak bu Hanife Aslanova, tekrar söylüyorum, Altun İnsanov, onun Valide Süleymanova, Hamit kızı. Bunlar El İnsanov'un neyi oluyor? Araştırırsın. Niyaz İnsanov, Kenan İnsanov. Bunların yüzü dövülmüşüm, vurulmuşum, bana çok büyük zararları deyip. Bunu mahkeme niye araştırmıyor? Ha? Lütfen söyleyin bana. Ses yazmalarını da ben size anlatayım, göstereyim. Daha ne? Burada hayatı tehlikem var. İsterseniz onu da şerlemeden tut. Ne istesem var. Onların da sesini dinletebilirim. Neydi? Yakışı olmayacak. Yekun olarak talebimizi seslendirin. Bir de kabul edeceği ismi onda. Ben dolar olarak vermişim. Ve de Karaçukur'daki evi, yaşadığım evi bana cirov verifti. Dedi ki senin parana bir şey olursa sen bu evden çıkmazsın. Paranı verene kimi. Sonra ben bir sürü adaletsizliğin içinde boğulmuşum, kalmışım. Ben devlet tarafından, ben bu sahte senedi kim vermiş, niye araştırmıyorlar? Apelasyon mahkemesi işi araştırıp vermesi lazım. Birinci stansiye mahkemesi Guldur Ahmet Kuliyev'e hakimlik yapıyor sözde. Ama hakimlik yapmıyor, guldurluk yapıyor. At şerefsizlik soyadımızı yapıyor. At soyadımızı bir de tekrar. Adım Yavuz Yağcı Cabbaroğlu. Hayatı tehlikem var. Ya böyle kanunsuz işleyen devlet tarafından yahut da El İnsanov'u kohumları tarafından öldürülüp atılacağım bir tarafa. Bunu bilin. Hayatım söz konusu. Hayatımızdan tehdit edirler. Tehdit edirlerse tehdidime bakan yok. Altun İnsanov diyor ki sen bu işten yani yekünleş de yani elini çek. Ondan sonra Hanife Aslanov videoları var. Göstereyim hepsini ben size. Nasıl göstereyim bilmiyorum. Vakti yetmesini istemiyorum ama bütün subutlarım yeterince var. Allah hiçbir şeyi yanına kar bırakmıyor. Budur. İlham Aliyev'den, Cenab Mehriban Hanım'dan, bizim prezident, devlet adamları olsun veyahut da prezidentimiz Erdoğan'dan olsun, hak adalet yerini bulsun diye el atsınlar. Anlatabildim mi? Benim burada canım yanıyor. Hayatım söz konusu. Ben burada bak defalarca Kamran Aliyev'e yazmışım. Araştırma yok. Sahte senedi araştırmıyorlar. Ben burada Kemal neydi o? Kılıçov'un da kabulünde olmuşum. Anlatabildim mi? Ramin Usubov'un 1. ayın 28'i 2017'de kabulünde oldum. Dedi bu Türk'ün ne şeyi varsa yapın dediler. Ama polis tarafından dövüldüm 38 gün sonra. Niye? Hakkını arama. Ramil Usubov senin bir şey babanın uşağı değil. Koymuşlar bizim başımıza ki adaleti sağla diye. Bugün sen benim yolumun önünü kapatırsan ben sosyal medyaya çıkış yapacağım. Azerbaycan'ın adı niye bassın? He? Niye bassın ya? Veya Türkiye'nin adı niye bassın? Affedersiniz kusura bakmayın ama dünya bize götüyle gülüyor ya. Vallahi. Dünya bize götüyle gülüyor. Bu nasıl bir devlet? Bize diyorlar ki Müslümansın ama Müslüman bunu yapar. Haksızlık karşısında vallahi öyle bir susam var ya, öyle bir ölü insan eti yenir mi? Yenmez lan. Kabul'a gideceksin. Şimdi kabul'a gitmek istiyorum ama ben de biliyorum ki bu kabul boş şeydi. Bak Kazban Hanım, itibarname de şey yapmışım. Mahkemeye gelmedi. Niye gelmedi? Peki, hakimden korktuğu için. Evet tuttum, bundan mukabelem de var. Saadet Müslümova, onun da bahsere. Senetleri buradaydı, beni dolandırdı. Bizim konsoloslukta dedi ki vekilim 550 manat vermişim. Bunların hakkında hiçbir araştırma olmadı. Tamam. Ben şimdi gidiyorum, bunun cevabını size yine söyleyeceğim. Bakalım beni kim karşılayacak? Kim ne bu malumat verecek? Ben tek tek bunun canım da çıksa, beni burada öldürseler de ben hakkımdan vazgeçmeyeceğim. Anlatabildim mi? Hakkımı talep edeceğim. Gelecek insanlara örnek olsun. Ben bugün varım, yarın yokum. Ama hakkımı talep edeceğim. Onların yanına kar kalmasın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah Azerbaycan devletini, yine Türk devletini başımızdan eksik etmesin. Allah'a emanet olun.